Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde yine sürpriz bir konuğumuz var. KuCoin Türkiye'nin Araştırma Müdürü Şimal Hanım. Kendileriyle bugün özel bir yayın çekeceğiz. Yayınımızın içerisinde bildiğiniz gibi benim videolarımın içerisinde temel ve teknik olarak haberler ve on chain analiz onun haricinde de teknik analiz kısımları yer almakta. Bugün ilk bölümü Şimal Hanım sağ olsun kendileri çekecek. Daha sonra teknik kısımda da ben sizlerle grafiklerin analizlerini paylaşıyor olacağım. Şimdi isterseniz bir sözü Şimal Hocama vereyim. Daha sonra da analiz ler kısmına, haberler kısmına hep beraber geçelim. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar tekrardan Ahmet Bey. İyiyim ben. E, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yayınımıza hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Dediğiniz gibi bugün öncelikle haber kısmını ve biraz daha temel analiz kısmını ben yürüteceğim. Arkasından siz teknik analizle devam ediyor olacaksınız ve yayını kapatacağız böylece. Evet hocam. O zaman arkadaşlar hız kesmeden isterseniz haber analizleriyle yayınımıza devam edelim. öncelikle kendi yaptığım yayınlarda da zaten ilk olarak bir ekonomik takvim küresel piyasalar inceleyerek başlıyorum. Burada da öyle yapacağım. Şu anda yayınlanmasını beklediğimiz önemli bir ekonomik verimiz bulunuyor. Bu veri ABD tarafından gelecek olan çekirdek enflasyon verisi. Öncelikle belki siz videoyu izlerken bu veri zaten yayınlanmış beklentinin altında veya üstünde veya beklentilere paralel gelmiş olabilir. Ancak burada değinmek istediğimiz konu beklentilerin üstünde gelen bir enflasyon özellikle FED tarafında bizi biraz daha zorlayabilir. Neden zorlayabilir? Şu anda bildiğiniz üzere FED tarafında faiz arttırımı ile ilgili belli başlı beklentiler var. Faiz arttırımının Mart ayında olacağı neredeyse artık kesin bizler için. Ancak 25 bas puan mı yoksa 50 bas puan mı olacak? Bunu aslında gelen güçlü istihdam datalarından sonra enflasyonla da biraz daha anlamaya çalışıyor olacağız. Beklentilerin üstünde gelen bir enflasyon FED'i biraz daha aslında yüksek bir faiz artırımına zorlayabilir. Bu açıdan da kripto paralar açısından biraz daha negatif bir seyre sebep olabilir. Bu veriyi de bu şekilde aslında yorumlamak ve takip etmek gerekiyor. Diğer yandan haberlerimize bakacağız şimdi. Haberlerin arasında İlk olarak McDonald's ve Panera Bread'in bir haberi var. McDonald's ve Panera Bread X'te iki ayrı gıda zinciri firması diyebiliriz. Bu gıda zinciri firmalarının ikisi de metaverse e dahil olabilmek açısından başvuruda bulundular. Bu başvurunun amacı da yasal olarak haklarını almak, oradaki aslında varlıklarını gösterebilmek açısından olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi özellikle Panera Bread NFT kısmında McDonald's ise genel olarak orada bir sanal gerçeklik ortamında bir restoran açabilmek açısından başvuruda bulundu. Diğer yandan Metaverse ile yakından ilgilenen bir diğer firmamız ise Gucci kendi sanal dünyasını kurmak için Sandbox'tan arazi aldı. Böylece aslında kendisi artık Metaverse ekosistemine dahil oluyor diyebiliriz. Diğer yandan Apple'ın bir haberi var. Apple kendisi yeni bir özellik getirecek. Bu özellik şu an için ilk başta ABD tarafında geçerli olacak. Özellikle işletmeler için telefonlarından yani iPhone'lar üzerinden ödeme alınabilecek. Bu daha çok küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için uygun görülüyor şu anda baktığımızda. Diğer yandan bir diğer haberimizse yine aslında ABD tarafından ama BlackRock'tan geliyor. Kendileri bir yatırım firması ve yönetimleri altında 10 trilyon dolara yakın bir varlık bulunuyor. Bu oldukça büyük bir meblağ. Zaten dünyanın da sayılı büyük firmalarından bir tanesi diyebiliriz. Kendileri müşterilerine kripto para alım satımı konusunda hizmet sunmaya hazırlanıyorlar. Bu aslında geride bıraktığımız 4 haberin tamamı adaptasyon açısından oldukça kıymetli haberler. Nedir adaptasyon? Kripto para adaptasyonu. Eğer ki kripto para adaptasyonu artarsa insanların bu sektöre biraz daha fazla yatırım yapabileceğini, biraz daha fazla güvenebileceğini görürüz ki bu bizim için de zaten önemli bir nokta. Diğer yandan dün mecliste bir toplantı vardı. Daha doğrusu tabii ki bizim meclisimizde değil, ABD'de, Senato'da bir toplantı vardı diyelim. Ee, ve düzenleyici kurumlarından ABD'nin Emtia Vadeli işlem Sözleşmeleri Komisyonu yani kısaca CPTC e, kendisi spot kripto para piyasasının yasal denetimini üstlenmek istediğini belirtti. Özellikle başkanlarının böyle bir talebi oldu ve ilk aşamada da bunun için yeterli bütçeleri olmadığını belirterek 100 milyon dolarlık bir ek bütçe oluşturulmasını talep ettiler. Şimdi biraz daha ortaklık aslında bir haberimiz var. Chili's ve Anchor birbirleriyle bir anlaşma sağladılar. Bu anlaşmanın amacı Chili's Chain'in yani Chili's Ağının 2.0 versiyonunu oluşturmak ve bu anlamda geliştirmeler yapmak üzerine. Ripple'dan bir haberimiz var. Ripple-ES arasında dava zaten uzun süredir süre geliyor. Buna hepimiz aşağı yukarı zaten bu piyasaya hakim olan herkes bunu biliyor diyebiliriz. Bu anlamda en kritik günlerden birisi. 17 Şubat olarak belirlenmiş. Neden 17 Şubat önemli? Daha önce Ripple ve SEC arasında zaten Ripple'ın menkul kıymet olup olmadığı konusunda çıkan bu tartışma ve bu davanın özüyle ilgili bir açıklama vardı. Ripple herhangi bir şekilde hiçbir türlü aslında kendilerinin bir e, talepleri yani XRP ile ilgili bir menkul kıymet bilgileri olmadığını söylüyordu. Hiçbir danışmanlarının da böyle bir bilgi vermediğini, SEC de tam tersini iddia ediyor. Dediğimiz gibi SEC de tam tersini iddia ediyor. Yani SSC diyor ki Ripple 2012 yılında aslında menkul kıymet olduğuna dair bir danışmanlık aldı, ancak buna rağmen devam etti ve aslında e, Ripple'ın eski CEO'larından Chris Larsen de diyor ki, 2012 yılında o belgelerle aklı olan hiçbir insan Ripple'a menkul kıymet demezdi. Şimdi Burada açıklanacak belgelerle kimin doğruyu söylediğini öğreneceğiz. Yani aslında 17 Şubat biraz daha Ripple için ak mı kara mı bunu bize gösteriyor olacak diyebiliriz. Son haberimiz ise ev kısmından geliyor. Ev ve bütçe ekosistemi üzerinde bir sosyal medya platformu kurmak için Lens protokolü oluşturdu. Artık yavaş yavaş hem ve 3.0'a hem de Metaverse entegrasyonların da girişlerin de daha fazla olduğunu görüyoruz ki teknoloji düşündüğümüzden gelecek düşündüğümüzden daha yakın. Bunu da zaten pozitif yorumlamak gerekiyor. Diğer yandan zincir verilerine çok kısa değineceğim. Zaten Ahmet hocamız da teknik analiz kısmında sizlere detaylı olarak analizlerini iletiyor olacak. Günlük zincir verilerine baktığımızda Bitcoin tarafında 240.6 milyon dolarlık bir çıkış var. Bunu pozitif yorumluyoruz. Neden pozitif yorumluyoruz? Bunu pozitif yorumlamamızın sebebi borsalardan Bitcoin çıkışı demek ya da Ethereum çıkışı demek insanların ellerindeki varlıkları satmak için borsaya sokmak yerine daha çok elinde tutmak ve uzun vade belki kendisinde saklamak amacıyla borsalardan cüzdanlarına çektiğini gösteriyor. Bu yüzden Bitcoin'de gelen borsalardan çıkış verisini pozitif yorumlayabiliriz. Diğer yandan Ethereum'da hacmin biraz daha zayıf olduğunu ve bunun da 167 bin dolar değerinde aslında bir Ethereum'un borsalara girdiğini görüyoruz. Bu veri de önemli olan şey en azından 150-200 milyon dolar altındaki veriler oldukça e, zayıf verilerdir. O yüzden Ethereum'u nötr olarak yorumlayabiliriz. Tether tarafındaki borsalara giriş ve çıkış ise Bitcoin ve Ethereum'dan biraz daha farklı olarak yorumlanıyor. Çünkü neden Tether'i borsaya iletiyor oluruz? Yeni bir varlık alıyor olmak için. O yüzden Tether tarafında ise borsalara girişler bizim için pozitiftir. Burada baktığımızda Görece zayıf da olsa 81.7 milyon doların dolar değerinde bir teter çıkışı mevcut. Zincir verilerini şöyle bir genel olarak okuduğumuzda biraz daha bitcoin için pozitif ama genel olarak nötr bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle coin market cap verileri ile başlamak istiyorum. Market cap değerimiz 2 trilyon doların üzerinde gördüğünüz gibi 24 saatlik hacmimiz 85 milyar dolarda. Bitcoin'in dominansı %41.4, Ethereum'unki ise %19 şeklinde görünmekte. Hızlı bir şekilde grafiklere geçiş yaptığımız zaman öncelikle Bitcoin'in grafiğine bakıyoruz. Bitcoin'de yatay direnç geçildikten sonra yeni hedeflerimize doğru ilerleme sürüyor arkadaşlar. İlk hedefimiz 46.600 dolar seviyelerinde bulunuyor. Burası da Fibonacci 38.20 seviyeleridir diye hatırlatmakta fayda var. Direnç olarak da çalışabilir yani bir red yeme potansiyeli söz konusudur bu seviyelerden. Bu bölgeler geçildikten sonra direkt hedef bölgelerimiz 55 bin dolar seviyeleri olacaktır. Fibo buraları işaret etmekte fakat baktığınız zaman arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamanın sert bir şekilde darbe vurabileceğini bu seviyelerde görmekteyiz. Yani 46.600 bin, bin dolar seviyeleri diyelim. Buralarda 200 günlük hareketli ortalamanın direnci bulunmakta unutmayınız. Yani buradan satış yeme ihtimali söz konusu olabilir daha önceden de söylemiştik. Aşağıda yükselen trendimizin destek bölgesi 43 bin dolar seviyelerinde bulunmakta. Bunu da unutmayalım. Yine 40-41 bin dolar seviyeleri hala yatayda major destek bölgesi olarak çalışmaya adaydır. Hemen hızlı bir şekilde Ethereum'un analizine geçiyoruz. Ethereum'da bir direnç çalışması söz konusu arkadaşlar. Bir satış bölgesi bakın daha önceden de bu bölgeler çalışmıştır. 3300 dolar seviyelerini göstermekte bu söylediğim rakamlar. Onun haricinde bu 3300'ün geçilmesi durumu söz konusu olursa yukarıda 3600 ve sırasıyla 4100 dolar seviyeleri hedef bölgeler olarak görünmekte. Aşağıda da 3060 dolar seviyeleri hala destek olma durumunu sürdürmektedir. Bunu da hatırlatmakta fayda olacaktır. Hemen hızlı bir şekilde bugün tabii ki XRP'ye geçeceğiz. XRP'de önemli gelişmeler oluyor. Şimal hocamın da anlattığı gibi Yukarıda bakınız kırmızı bir alanımız var arkadaşlar. Bu kırmızı alanımız direnç demiştik. 0.9 dolar veya 0.90 dolar seviyeleri dedik. Bu 0.90'ların üzerinde günlük kapanış yapabilirse burayı 3 gündür deniyoruz. Bakın 3 gündür bir iğne atmış buraya ama kıramamışız. Buranın kırılımı ile beraber yine yukarıda hedefimiz 1 dolar seviyeleridir. Unutmayın 1 dolardan sonra 1.30 dolar seviyeleri kısa vadeli hedeftir hatırlatmış olalım. Hemen hızlı bir şekilde AV'nin grafiğine geçmek istiyorum arkadaşlar. AV'de düşen bir trendimiz, düşen bir kanalımız söz konusu. Bakın şöyle büyük bir düşen kanalımız var. Bu kanalın dip bölgesini test edilmiş olduğunu gördük. 141 dolar seviyeleri dip bölgesiydi. Bununla beraber şu an iki tane düşen trendin kırılımını beklememiz lazım yükseliş odaklı bakabilmemiz için. Birincisi kısa vadeli bakınız 28 Aralık'tan başlayan bir düşen trend şu an bunun direncindeyiz. Red yemişiz 188 189 dolar seviyeleri. Bu kısım geçildikten sonra arkadaşlar yukarıdan gelen bakın 18 Ağustos 2021 tarihinden gelen bir düşen trendimiz var. Buranın direnç bölgesi de hemen hemen 240 dolar bölgelerinde olacak. Bu bölgeler geçildikten sonra düşen trend bitti mi? Hayır, bitmedi. Neden? Çünkü düşen kanalın içerisindeyiz hala. O sebepten bu kanaldan kurtulması gerekiyor kanaldan kurtulabilmesi için de yukarıda bu kanalın direnç bölgesini kırmalı yani 408 dolar seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar görmemiz lazım. Eğer bu kapanışları görebilirsek işte bu seviyelerden sonra ciddi yükselişler, daha ciddi yükselişler gelebilir. ATH yani en yüksek seviye atakları gelebilir. Bunu da aktarmakta fayda var. Bir diğer projemize geldik. Shiba token arkadaşlar. Shiba desteğe oturdu. Birkaç gündür burada akümülü oluyor. 30 nokta hatta 30.88 diyelim sıfırları saymadan. Bu seviyeler akümülasyon. Onun haricinde önünde 23.60 Fibo seviyesi bulunmakta. Buraya da takılmış gibi görünüyor. 34.20 seviyeleri burası da sıfırları saymadan aktarıyorum. Bu direnç seviyesinin geçilmesi söz konusu olur ise yukarıda bakınız. Bizleri 44-47 dolar seviyeleri sıfırları saymadan yine bizleri beklemekte arkadaşlar. Önemli bir seviye olacaktır. Eğer dip bölgesi bu aşağıdaki seviye olursa bunu kabul ediyorsak bizim gelmesini beklememiz gereken bölge Shiba'da 61.48 yani buraya kadar bir düzeltme yapması beklenir arkadaşlar teknik anlamda. Sonra eğer düşecekse diğer hareketlerini yapmasını bekleriz Shiba'da. Geçiyorum bir diğer projeye. ANKR projesi arkadaşlar nasıl okursanız. Majör düşen tren test edildikten sonra arkadaşlar önümüzde bir kırmızı direnç bölgemiz vardı. Burası da 0.081 dolar seviyelerinde bulunuyor idi. Ve bu seviyeler artık geçildi ve destek bölgesi oldu. 0.081 dolar seviyeleri unutmayınız. Bununla beraber kısa da yükselen bir kanalımız var. Kanalımızın dip bölgelerinde bulunuyoruz. Yani anlamamız gereken şu. Hedef seviyelerimiz 0.093-0.94 seviyeleridir unutmayalım. Şimdiden kısa vadeli. Eğer bu direnç seviyeleri geçilirse yukarıda bakın ciddi daha önceden satış yemiş bölge ve geçememiş bu bölgeyi. 0.11 veya 0.117 dolar seviyeleri olacaktır. Sırasıyla bir sonraki hedefim 0.135 ve 0.153 dolar seviyeleri olarak görünmekte. Ama kısa vadeli işlem yapanlara şunu söylemem lazım. Bu 0.081 seviyelerin altındaki kapanışlarda dikkatli olunmasında fayda olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki aktaracağım proje Solana projesi. Yine sizin en çok sorduğunuz. Bakın bu kırmızı alanın Solana'nın başına bela alacağını söylemiştik. Çünkü çok önemli bir dirençti arkadaşlar. Bu tekniği takip edenler bu bölgeyi çok iyi biliyor. 114-120 dolar seviyeleri arası dedik. Bakın günlerdir neredeyse hafta olmuş. Bu seviyeyi kıramadığını görürüz. Sürekli deniyor fakat kıramıyor. Denemesi gayet pozitif, problem yok. Ama kıramadığı her günde kan kaybetmeye devam eder. Çünkü 3 gündür kırmızı yakıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Son 2 günkü mumlar doji mumlar olarak yanmış arkadaşlar. Bu da birazcık artık gücün zayıfladığını aslında bize göstermekte. Aşağıda hacim mumlarında düştüğünü göz önünde bulunduracak olursak Solana'nın boğalarının veya balinalarının pili tükenmek üzere gibi bir görüntü son günlerde söz konusu. Aşağıda destek bölgemiz 77-80 dolar seviyeleri olarak güncelliğini korumakta unutmayınız. Güvenli liman 114-120 dolar seviyelerinin üzerinde günlük kapanıştır. Bunu beklememiz gerekiyor. Solana'da onun haricinde düşen iki tane trendi takip edeceğiz. Birincisi bakınız şurada 1 Aralık 2021'den gelen bir düşen trend. Bunun direnç bölgesi şu an için 134 dolar. Daha sonra en tepeden gelen 8 Kasım'dan gelen bir düşen trend. Bunun da direnç bölgeleri 180 dolar seviyelerinde bulunmakta. Bu trendlerden kurtulduğu zaman Solana'nın grafiği daha sert, daha yukarıya gitme meyilli hareketler sergileyecektir. Unutmayalım kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayınımız bu kadardı. Ben Şimal hocama tekrardan yayınımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Kendilerine de son sözü vererek hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Bir sonraki yayında, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum kanala beni konuk ettiğiniz için. Herkese iyi bir gün diliyorum. Aynı zamanda güzel bir hafta ve hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın.